Sevgili Ayhan Bahçeli, çok uzun yıllar birlikte çalıştık. Aynı şekilde aynı dernekte görev aldık. Ve uzun yıllar sonra yine bir aradayız, aynı programdayız. İstersen seni kısaca bir tanıyalım. İzleyicilerimiz seni bir tanısınlar. Evet. Senin dediğin gibi uzun yıllardan beri beraberiz. Allah daim etsin istiyorum her zaman. İyi İnşallah. dostluklar kolay bulunmayan ve süre gelmeyen şeyler artık günümüz içerisinde. Ayhan Bahçeli ben. 1970 Şanlıurfa Siverek doğumluyum. Evliyim, bir çocuğum var. Allah razı olsun. Ben de bir kamu sektöründe memur olarak görev yapmaktayım. İşte daha önce sizinle beraberdik biliyorsunuz. Şimdi de bir başka yerde görev yapmaktayım. Sivil toplumun içerisinde uzun yıllardan beridir varız. Var olmaya devam ediyoruz. Gücümüz yettiğince, dilimiz döndüğünce. İşte nihayetinde Türkiye Ortopedik Gözler Federasyonu'nun genel sekreterliğini yapıyorum. Aynı zamanda Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'nda yönetim kurulu üyesiyim. Mümkün olduğu kadar engelsiz bir dünya için, engelsiz bir Türkiye için, Evet. toplumda iç içe yaşayabilmek için, bu kültürü anlatıp yaşatabilmek için sivil toplumun gücünü kullanmak adına bu sivil inisiyatifin içerisinde görev aldık, devam ediyoruz. Zaman geçse de, seneler geçse de Ayhan aynı Ayhan, ben aynı ben. Ama değişen Aynen. Türkiye'de gerçekten engellilerin sorunlarına bakış açısı ve toplumda engellilere bakış açısıyla engellinin de kendi içerisindeki bu sıkışmış dar çerçeveden çıkması oldu değil mi? Bu son 10 Kesinlikle. yılda, hatta 15 yılda olabilir Tabii, son zannedersem. 12-15 yıl arasındaki bir Evet. zaman diliminde ciddi gelişmeler var. Yani senin de söylediğin gibi geçmişte birlikte bu omuz omuza mücadelemiz de vardı. Hala devam ediyor. O zamanlar özürlerin dışarı çıkması daha zordu, daha azdı. Daha az sesimizi duyurabilecek kitlesel insanlar buluyorduk. Gerçi o zaman da kendine has özellikleri ve güzellikleri vardı, yok Çok güzel değildi. özellikler var tabii ki. Ama şimdi daha fazla insanın dışarıya çıkması, bu konuyla ilgili toplumun dikkatini çekebiliyor olmamız, bu manada hükümetin özürlerle ilgili çalışmalarına hız vermesi, Evet. özürler yasasının çıkması, bunların hepsi bizim için birer artı ve şeydeki mücadelemizdeki sonuçları diye değerlendiriyorum. Yeterli mi? Zaten bunu biraz sonra belki biraz daha tartışacağız. Hiçbir zaman hiçbir şey yetmez. İnsanoğlu her zaman her şeyin en iyisine layıktır. Özürlü olsun olmasın fark etmiyor. Yaşayan her tür varlık en iyi şeye ve en değerli varlık olan insan en değerli şeye, en iyi şartlara Layıktır zaten diyorsunuz. layık. O Zaten bunu manada biz de bunu yaşatmaya ve uygulatmaya çalışıyoruz doğal olarak. geçmişe şöyle bir baktığımız zaman senin o ilk dönemlerdeki reklam görüntülerin, televizyon reklamlarındaki görüntülerin o zaman engellilerin görsel dünyada böyle gerçekten kendilerini ispat etmesini ve onların da bir şeyler yapabileceğini göstermişti ve ben inan onun görüntülerini çok aradım, bulamadım. Olsaydı biz ekranda izleyicilerimize de gösterdik. Orada sanki engeller topluma hani bazen diyoruz ya böyle engeller hep içeri kapanık, sokağa çıkmak istemiyor ama orada büyük bir şeyi geçtik biz. Neyi geçtik? Reklamda oynamak, tüm dünyanın gözleri önüne bir Aynen. engellinin bir reklam Evet, konusunda onun çıkması birkaç gerçekten. unsuru vardı. Şimdi biliyorsunuz uçak yolculuğu, ben Türk Hava Yolları'nın reklamında oynadım o Evet. dönem. Hani Türk Hava Yolları %40 özürlere indirim yapıyordu. Bunun Hı. tanıtımı ile ilgiliydi. Biliyorsunuz uçak yolculuğu genellikle hani böyle çok zengin insanların yaptığı bir yolculuk dönemiydi o dönemler. Evet. Ve bir özürlünün tekerlekli sandalyesiyle oraya gidip uçakla yolculuk yaptığını, hatta sanatçı bir rol biçimlemiştik kendimize. Evet. Keman çalan bir özürlü rolünü oynuyordum ben o dönem. Bu manada şey çok önemliydi. Bıraktığı intiba çok önemliydi. Özürlerin evden çıkabildiğini, uçakla dahi de seyahat edebildiğini Gerçekten öyle ama. ve topluma böyle bir mesaj vermenin yanı sıra, hani %40 indirimin yanı sıra gerçekten de özürlerin toplum içerisinde yer aldığını, istenildiği zaman her yere gidebildiğini ve her şeyi yapabildiğinin de mesajını vermeye çalışmıştık. O dönem o reklam firmasının Çok yazarıyla bunları özellikle tartışmıştık ve güzel de konuşmuştuk. verdi o reklamı. Aynı Evet. zamanda sadece bir engelli değil, engelli ailelerin de bir sokağa çıkma kompleksi vardı Tabii ki. çocuklarını çıkartırken. En Tabii ki, azından bu tabii ki. reklamı gördükleri zaman ya benim çocuğum da neden çıkmasın? Biz neden böyle bir topluma kaynaşmayalım gibi Kesinlikle. duygularıyla artık hareket etmeye başladılar. Doğru. Gerçekten o bir çığır açtı gerçekten o reklam Evet. senin. Ardından da senaryolar gelmeye başladı. İnsanlar filmler çevirmeye başladı. Güzel şeyler oluyor. Evet, o dönem iyi bir tevafuku vardı aynı zamanda. Şeydi işte tekerlekli sandalye basketbolunun da Evet, bir de o başladığı vardı. dönemlerde özürlerle ilgili görsel açıdan sportif amaçlı sanat ve sporla alakalı görselliğin başladığı hızlı dönemlerden birisiydi.
giriş dönemleri ama hızlı bir giriş olmuştu. Bu vesileyle işte ondan sonra dediğiniz gibi şeyde görsel ve yazınsal görsel basında da özürlerle ilgili çok manada çoğaldı. Hem sportif olaylar hem sanatsal olaylar hem de işte özürlerin dışarıya daha fazla nasıl çıkabileceği, toplumla nasıl kaynaşabileceği. Dikkat ederseniz o dönemden sonra Türkiye'de sadece bir TRT'de bir engelli programı vardı. O da İTKK devam ediyor gibiydi böyle. Sonraları evet. Tüm engelliler program yapmaya başladılar. Kendilerini ifade edip ekran karşısına çıkmaya başladılar. Ben radyoda yayın yaparken televizyona çıkma olayında biraz tereddüt ediyordum. Ya işte televizyon biraz gösteriş var için içinde. İnsan tabii ki biraz psikolojik etkileniyor ama sonuçta bunları aşmanın da güzel bir şey olduğunu yaşadık bu tür olaylardan sonra. Tabii bu manada sizin de önderliğinizi yok saymak mümkün değil. Çünkü biraz evvel söylediğiniz gibi şey çok önemli. Yani insanların görsel basında özellikle sonuç itibariyle alışık olmadığı bir insan profilini göz önüne sürmek, bunu bu şekilde de insanlara hitap ettirmek, her şeyden önce kendiniz açısından da. Yani hep biz böyle birisi bir şey sunacak, evet. Biz orada bir konu olacağız. Hep evet. Bu olmasın, biraz da o konuyu biz işleyelim. Bunu yapmaya getirdik işin sonucunu i̇şte, ve onu da zannedersem yavaş yavaş... Son dönemlerde şey çok önemliydi, hani bu özellikle idari mekanizmalarda da öngörüldü. Yani herkes kendi sorunuyla ilgili alanlarda çaba sarf etmeli. Zihniyeti evet. Yerleşti. O yüzden hani televizyon programlarına da bu manada Kanal 9'u da tebrik ediyorum. Tüm çalışanlarıyla birlikte bu konuda emeği geçen herkesi. Çünkü bu sorumluluğu hakikaten sorunu yaşayan insanların kendisinin yapması kadar daha doğal ve daha gerçekçi olması mümkün değil. Yani gerçekten bu program sizin, bırakıp ne yaparsanız yapın mantığı gerçekten çok güzel. En azından senin konuğunu seçmeni sana bırakıyor. Konu işlemini sana bırakıyor. Ne yönetmenin var, ne yapımcın var. Yapımcısı da yönetmeni de hepsi sensin. Burada ne dile getirebiliyorsan getiriyorsun. En azından biz burada hazır böyle sorular önümüze konmuyor. Biz program içerisinde konuklarımız nereye doğru giderse o yolun içerisinde biz kendimiz bir şeyler bulup soru şekline dönüştürüyoruz. Doğal olarak en doğru anlatım şekli spontan gelişen şeylerdir. Evet. Biz de bunu yapıyoruz herhalde burada şu anda. Ben de sizi ilgiyle izliyorum. Programımızın en başından bugüne kadar olan kısmı da hep böyle gelişti. Olayları tamamen sadeliğiyle ve gerçekliğiyle yansıttınız. Bu önemli bir nokta. Çünkü toplumun bu bilgiye, bu bilince erişmesiyle ilgili ciddi bir ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacı Kanal 9'un sahiplenmesiyle sizin aracılığınızla gerçekleştirdi. Ümit ediyoruz herkes bunu yapar. Tüm kanallar, tüm görsel basın buna uyum sağlar. Gerçekten bu işi yaşayan, bu işi bilen, gerçekten bilen insanlarla birlikte yapmanın avantajını onlar da ele geçirir diye düşünüyorum. Evet. O zaman sevgili